Haber Merkezi'nden merhaba sayın seyirciler. Bültenimize başlıklarla başlıyoruz. Katar'da Milli Kütüphane açıldı. Okulumuzda Mevlid-i Nebi heyecanı yaşandı. Okul sosyal kulüplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İlk haberimiz Katar Milli Kütüphanesi'nden. Geçtiğimiz Kasım ayında açılan 1 milyon kitaplı devasa büyüklükteki kütüphaneyi muhabirimiz Mustafa Yiğit Tahtalı sizler için ziyaret etti. Ve bize kapsamlı bir dosya sunacak sanıyorum. Kendisine bağlanıyoruz. Mustafa? Bağlantı kurduğunuz için teşekkürler. Merhaba sayın seyirciler. Türk okulu olarak Katar Milli Kütüphanesi'nde yer alıyoruz. Burası önceden gördüğünüz kütüphanelerden çok daha farklı. Burada çocuk bölümleri var. Çocuk bölümleri renkli ve eğlenceli ortamıyla ilgi çekiyor. Şimdi sizi kütüphaneye gezdireceğim. Evet sayın seyirciler, şimdi çocuk bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi her şey çocuklar için tasarlanmış. Ailelerle çocuklar hem eğlenceli hem de faydalı vakit geçiriyor. Ah, we can do everything here in this library. Yeah, we open this library so we provide the kids all kinds of reading, like electronic reading and physical books. And of course, we want the kids to return to the books and leave the video games a little bit. Yeah. So thank you. Eski kitaplar bölümüne geldik. Önümüzde asırlar öncesinden kitaplar var. Görünen o ki Katar bu kitaplara çok yatırım yapmış. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi eski bir eser dikkatimizi çekti. Burada Ebru Süslemeli bir kapaklı kitap var. Bu da Türk kültürüne işaret ediyor. Sınıf arkadaşımız Şeyma'ya rastladık. Nasıl buldun burayı Şeyma? Çok güzel, çok büyük etkilendim. Çok güzel kitaplar var burada. Boş vakitlerimde gelmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler bizimle buluştuğunuz için. Bu güzel haber için ekibimize ve Mustafa'yı Tahtalı'ya teşekkür ediyoruz. Sonraki haberimize geçmeden önce canlı bir bağlantımız olacak sayın seyirciler. Hem velilerimizin hem öğretmenlerimizin çokça üzerinde durduğu bir konuyu gündeminize getiriyoruz. İngilizce öğrenimi. İngilizce öğretmenimiz Amira Dadi bizimle görüşlerini paylaşacak. Öncelikle yoğun programınızda bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz hocam. Hoş geldiniz. İlk sorum şöyle. Neden İngilizce öğreniyoruz? Thank you for the invitation. By learning English, you are sure that you will not face a problem to communicate with peoples from other nationalities. Language will not be a barrier anymore, as the English language is the most commonly spoken language in the world. Peki, İngilizce öğrenmenin avantajları ne? Learning English will offer you new choices for your future and increase your chances of getting a good job. In multinational companies, sciences field, tourism, and so many others. It is also a good option if you want to integrate the world's best universities. Son sorum. İngilizce öğrenmek nasıl bir sosyalleşme sağlar?
English is also the key to access the world's richest cultures. Many cultural heritages have been translated or are already in English. This will give you a great opportunity to read about other people's culture. Öğretmenimize programımıza katıldığı için haber merkezimiz adına teşekkürler. İkinci haberimiz okulumuzdan. Okulumuz geçtiğimiz haftalarda Peygamberimiz hayatını ve güzel ahlakını anlatmak üzere bir dizi etkinlik düzenledi. Muhabirimiz Nihal Gülsün Meşe programdan notlarını aktardı. İzliyoruz. Merhaba sayın seyirciler. Bugün okulumuzda kutlu doğum heyecanı var. Şu anda gördüğünüz arkamdaki pano birçok öğrencinin emeğiyle vücut buldu. Bu güzel fikir nereden aklınıza geldi öğretmenim? Biliyorsun ki Peygamber Efendimiz günlerin efendisi diye anılır. Dolayısıyla ona bütün okuldaki öğrencilerimizle beraber, bütün arkadaşlarımla beraber en yakışanın yine gül olduğunu düşündük. Yaklaşık 1500 gül var panomuzda. Bütün öğrencilerin, ikinci sınıflar dahil, bütün öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeğiniz için teşekkür ederim. Size kutlu doğum haftasından görüntüler aktaracağız. Evet arkadaşlar, şimdi kütüphaneye girdik. Burada birçok balon var. Bu da programın bir parçası. İçin hazırlıklar yapıyoruz. Burada balonlar var. Balonların ucuna ip bağlayıp hadis yazan kağıtları bağlıyoruz. Bunlar sonra da çocuklara da asılacak. Böyle şeyler yapıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Problemimiz başladı diye herkes salona giriyor. Program için bir sürü pasta getirmişler. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh to your love and mercy, Allahu Allah. İşit Allah derdimi bu ahlarını. Rahmeyle bağışla günahlarını. Hayreyle hem akşam hem sabahlarını. Hasbi Rabbi can Allah, Allahu Allah.
خوشا بکنه هه اللهو الله مهر بابا کنه هه اللهو الله املا قلبي ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله. Gerçekten dolu dolu bir program olmuş. Biz de muhabirimize ve çalışma ekibimize teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberimiz sosyal kulüplerden. Bildiğiniz gibi okulumuzda sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda gelişimimiz için yapılan birçok kulüp var. Şimdi kulüplerimizde neler olup bitiyor muhabirimiz aktarıyor. Evet sayın izleyicilerimiz, okulumuzda birçok kulüp faaliyetleri bulunmakta. Futbol, basketbol, resim, masa tenisi bunlardan bazıları. Şimdi onlardan sizlere görüntüler aktaracağım. Gördüğünüz üzere çocuklarla beraber basketbol etkinliği yapmaktayız. Birinci ve ikinci sınıf öğrenciler ağırlıklı çalışıyoruz. Çocuklar da genelde motorik becerilerini geliştirebilecek, temel koordinasyon becerilerini geliştirebilecek aktiviteler yapıyoruz. Gitarın tutuşu, gitarın tanıtımı ve notaları da kullanarak öğretiyoruz. Önce tabii ki eğitimimize nota eğitimi çok önemli. Yani sadece parmakların basma yöntemi değil, notaları dizek üzerinde kavrama şeklinde eğitim veriyoruz. Dayanamadım gayrı canım diyerek diyerek gel bana gel. Yapılan çalışmaların çok güzel bir özeti olmuş. Haber bültenimizi sınıflarımızdan görüntülerle veda ediyoruz. Gelecek bültenimizde görüşmek üzere.